Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni ders videomuzda Açık Öğretim Fakültesi İktisada Giriş 2 çıkmış sınav sorularının hızlı bir şekilde tekrarını yapacağız. Hemen ilk soruyla başlayalım. İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden hangisidir? A 1614, B 1628, C 1776, D 1818, E 1890. Hemen cevabımıza bakalım. 1776. İktisadi analizin doğuş yılı 1776'dır. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kamunun olduğu ve dışa açık bir ekonomide toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir? A. Net ihracat, B. Yatırım, C. Vergi, D. Tüketim, E. Kamu harcamaları. Cevabımıza bakalım. Vergi. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki ilişkiyi gösterir? Cevabımız Phillips eğrisi. Dördüncü sorumuzda veri teknoloji altında iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir? A. Üretim fonksiyonu, B. Teknoloji katsayısı, C. Üretim esnekliği, D. Arz esnekliği, E. Verimlilik katsayısı. Cevabımız üretim fonksiyonu. Beşinci sorumuzda bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Katma değer, B. Net faktör geliri, C. Satın alma gücü paritesi, D. Gayri safi yurt içi hasıla, E. İnsani gelişme indeksi. Cevabımız gayri safi yurt içi hasıla. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artısını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemine ne ad verilir? Direkt cevabımıza bakalım. Sterilizasyon. 7. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir? A. Paranın revalüasyonu, B. Ücretlerin kontrolü, C. Ticaretin serbestleştirilmesi, D. Piyasa faiz oranının yükseltilmesi, E. Sıkı para politikası. Cevabımız paranın revalüasyonu. 8. sorumuzda toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1'e eşit olmasına ne ad verilir? Cevabımız denk bütçe çarpanı. 9. sorumuzda istihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Teknoloji, B. Rant, C. Büyüme, D. Emek, E. Sermaye. İstihdam dar anlamda emek kelimesini ifade eder. 10. sorumuzda dünya genelinde toplam üretimin büyük ölçüde düşmesine ve işsizlik oranının yüksek oranda artmasına neden olan büyük buhran kaç yılında başlamıştır? A 1945, B 1933, C 1929, D 1927, E 1914. Cevabımız 1927. Dünya genelinde toplam üretimin büyük ölçüde düşmesini ve işsizlik oranlarının yüksek oranda artmasına neden olan büyük buhran 1929 senesinde başlamıştır. 20. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir? A. Bilgi, B. Enerji, C. İstihdam, D. Globalleşme, E. Dışa açılma. Cevabımız bilgi. 12. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ortaya çıkıp gelişmesine neden olmuştur? A. İşsizliğin artması, B. Üretimin artması, C. Paranın kullanıma girmesi, D. Büyük bunalımın ortaya çıkması, E. Uluslararası ticaretin artması. Cevabımız D şıkkında verilmiş büyük bunalımın ortaya çıkması. 13. sorumuzda
Makro iktisadın davranışlarını incelediği temel gruplar aşağıdakilerinden hangisinde birlikte verilmiştir? A. Firmalar dış alem. B. Devlet firmalar. C. Devlet dış alem. D. Firmalar devlet dış alem. E. Hane halkları firmalar devlet dış alem. Cevabımıza bakalım. Hane halkları, firmalar, devlet ve dış alem. Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Katma değer. B. Net faktör gelirleri. C. İnsani gelişme indeksi. D. Satın alma gücü paritesi. E. Gayri safi yurt içi hasıla. Cevabımız gayri safi yurt içi hasıla. Gayri safi yurt içi hasıla harcama yaklaşımıyla hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A. Vergiler. B. Tüketim harcamaları. C. Kamu harcamaları. D. Yatırım harcamaları. E. Net ihracat. Cevabımız vergiler. Gayri safi yurt içi hasıla harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? Vergiler dikkate alınmaz. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir? Ara malı, tamamlayıcı mal, dayanaksız mal, nihai mal, serbest mal. Cevabımız ara malı. Toplam hasılanın bu hasılayı üreten sermaye stoku ve oranına ne ad verilir? A. Toplam faktör verimliliği. B. Toplam hasıla eşitliği. C. Azalan marjinal verimlilik. D. Toplam iş gücü katsayısı. E. Marjinal sermaye katsayısı. Cevabımız toplam faktör verimliliği. Ödünleşim kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Vergi borcunun kapatılmasıdır. B. İktisadi aktörlerin uzlaşmasıdır. C. Borçların ertelenmesidir. D. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğudur. E. Üretilen son birimin maliyetinin sıfırlanmasıdır. Cevabımız bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğudur. 19. sorumuzda bir ülkede yıllık büyüme oranı %10 ise bu ülkenin gayri safi yurt dışı hasılası kaç yıl sonra iki katına çıkar? 7, 10, 12, 13 ve 15. Cevabımız 7. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder? Finansal sermayenin maliyeti ve vergiler. B. Finansal sermayenin maliyeti artı reel maliyet. C. Sermaye mallarının maliyeti artı finansal sermayenin maliyeti. D. Kiralar artı vergiler. E. Sermaye mallarının maliyeti artı vergiler. Cevabımız sermaye mallarının maliyeti artı finansal sermayenin maliyeti. Evet, sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.